Antalya'da sıcak havanın her geçen gün etkisini artırması yangına karşı endişeyi de yeniden başlattı. Geçtiğimiz yıl Manavgat'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınları meydana gelmişti ve 60 bin hektar alan küle dönmüştü. Bu yıl Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından sıcak hava ve yangın riskine rağmen 60 itfaiye işçisi yıllık izne gönderildi. Şu anda da ciddi anlamda yaz ayının başlangıcını hissetmek üzereyiz. Sıcaklıklar artmak üzere ve yangın tehlikeleri tekrardan baş göstermektedir. Burada Büyükşehir işçileri bütün hepsini yıllık izne göndermiş. Kadrolu işçi arkadaşlarımızdan yıllık izne çıkmak istemeyen arkadaşlarımız dahi belediyeden gelen karar bu şekilde diyerekten bütün arkadaşlarımızı yıllık izne çıkartmışlar. Konuya ilişkin açıklama yapan Hak İş Antalya Şube Başkanı Talha Kandil, işçilerin mesai saatlerinin de değiştirildiğine dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu bir kararla itfaiye işçileri mesai saatlerini kadrolu işçi olarak tanımladığımız arkadaşlarımızın mesai saatlerini sabah 8, akşam 5 olarak düzenlediler. 24 saat çalışıp 48 saat dinlenme yapılan iş yerini mesai saatini toplu sözleşmede yazıyor olmasına rağmen değiştirdiler. Başkan Kandil memur statüsünde olan itfaiye erlerinin görev başında olduğunu fakat eski mesai saatlerinin geri getirilmesi gerektiğini söyledi. Şirket işçileri ve memur olarak görev yapan itfaiye erleri çalışmalarına devam ediyor ama zaten yetersiz olarak bildiğimiz personel sayısını bildiğimizden dolayı bu arkadaşlarımızın görevleri başında 24 saat çalışıp 48 saat dinlenme şekliyle tekrardan çalıştırılmalarını istiyoruz.